Ben ortaokulun sonuna kadar İhlas Koleji öğrencisiydim Yenibosna kampüsünde. Yaptığım proje temelde bir yapay zeka sistemiyle bir hastanın verilerini alıp, bu MR görüntüleri oluyor genelde, MR görüntülerini alıp hastaya minimum hasarı verecek beyin ameliyatını planlayıp doktora sunmak üzerine. Yani hastanın verilerini aldıktan sonra benim sistemim doktora diyor ki, hastaya benim söylediğim şekilde ameliyat edersen hasta bu ameliyat masasından minimum hasarla kalkar. Bu proje aslında 10. sınıfın ortalarına doğru aklıma geldi. O da şöyle oldu, ben ortaokulun sonuna kadar doktor olmak istiyordum. Daha sonrasında mühendislikle tanışınca benim hayatta gerçek yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Ve sonrasında bu iki bilgimi, yani daha öncesindeki araştırmalarımı, özellikle cerrahi alanındaki araştırmalarımı değerlendirmek istediğimi fark ettim. Bu ikisini birleştirerek kendime dedim ki, literatüre çok fazla yapay zeka alanında çalışma var. Ama bunlar özellikle ameliyat planlama gibi çok aşamalı şeylerin sadece bir parçasında doktora yardımcı oluyorlar. Ben niye bir sistem geliştirmeyeyim ve bu her şeyi tek seferde çözmesin diye kendime düşündüm ve 10. sınıfın ortalarına doğru bu projeye başladım. Yani yaklaşık 2,5-3 yıl olduğunu söyleyebilirim ve totalde 3500 saatin üzerine aslında bir emek verdim bu projeye. Ailem bütün süreç boyunca, yani hem lise hayatımda hem de mühendis olmak istediğim bütün süreç boyunca her zaman tabii ki yanımda ve destek oldular. Ama ailem içerisinde en büyük destek sahibi kişinin dedem olduğunu söyleyebilirim. Kendisi küçükten beri her zaman benim bilimle uğraşmak için motive etmiş ve ilham kaynağı olmuş bir insan. Küçükken çizgi filmden ziyade daha çok belgesel izlemeyi seven bir çocuktum. Sonrasında bu bilgi birikiminden aslında temel bilim temelli bir insan olduğum için mühendisliğe çok daha rahat ettiğim ve iyi işler ortaya koyduğumu düşünüyorum. Yani temel bilimlerden gelmek çok daha iyi sonuçları ortaya koymamı sağladı diyebilirim. İlk baştan beri en çok istediğim üniversite Stanford Üniversitesi'ydi. Ben oradan kabul aldım. Lisans eğitimi ve sonrasında tabii ki de lisans üstü eğitimimi büyük oranda orada tamamlamayı planlıyorum. Orada tabii ki bilimsel araştırmalar ve işte farklı konularla kendimi geliştirmeyi planlıyorum. Sonrasında zaten ülkeme dönüp ülkeme hizmet etmeyi amaçlıyorum. Sınıfın sonuna kadar İhlas Koleji'ni okudum. Buradan mezun oldum yani sizler gibi. Sonra işte Canlı Mamlası'nı kazandım.